Yakışıklım, ben en az günde 2 saat spor yapmazsam uyuyamıyorum. Bilmiyorum, rahatsızlık mıdır nedir, yani bunu anlayamadım. Kan boğuyor beni yoksa öbür türlü. Spor yaptığımda rahatlıyorum. Hakikaten ferahlıyorum yani. Rahat uyuyanabiliyor. Şart. Şart en az 2 saat. Ama herkese tavsiye etmem tabii yani. Bazı insanlar biraz yürüyünce rahatlıyorlar. Ben öyle değilim yani. Evet, dinliyorum. Neden ruh haliniz her zaman aynı olmuyor? Yakışıklım olur da Allah'ı unutmayla orantılı oluyor. Yani Allah'ı unutup bıraktıklarında hemen sıkıntı basar insan. Rahatsızlık meydana gelir. O sıkıntı da vücuduna vurur. Yani bitkinlik, halsizlik, kas ağrıları şeklinde, baş ağrısı, karamsarlık, efendim işte ağlama eğilimi, duygusallık falan şeklinde kendini gösterir. Allah'ı ciddi olarak düşünüp hiç bırakmazsa bir insan bayağı güçlü olur. Hiçbir şey olmaz. Evet, dinliyorum. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Afrin siyasete alet edilmesin şeklinde bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaya sert tepki gösterdi. Bir Genelkurmay Başkanından emekli de olsa böyle bir açıklamayı duymak bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Siyasete alet edildiğini neye dayanarak söylüyor? Gerekli cevabı alacak, asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun dedi. Tayyip hocam hep böyle kalıp gibi oturtturuyor cevabı. Artık bizim cevap vermemize de gerek kalmıyor. Yani şimdi kale almasın desem olmaz, çünkü hakikaten cevap vermesi gerekir. Cevap verince herkes duyuyor zaten. Bir kere İlker Başbuğ, ben bir konuşmasını dinledim. Orada yetersizliğini, eksikliğini açıkça gördüm yani. Boş. PKK ile mücadeleyi anlatıyor. O arada diyor, adam zorladı falan. Psikolojik mücadele de gerekir diyor. Ya desene bilimsel mücadele de gerekir. Bir türlü diyemedi onu ya. Psikolojik. Yani utanmasa PKK'ları Bakırköy Akıl Hastanesi'ne yatıracak yani. Psikolojik ne yapılır yani? Psikolojik ne yapacaksın? Direkt fikri mücadele gerekiyor. Bu kadar basit. Adam psikolojik nedenlerden PKK'lı olmuyor ki. Sahte bilimsel delillerle PKK'lı oluyor. Desene ya, Darwinizm ve materyalizme karşı mücadele edelim desene yani. Evet, dinliyorum. Bir köpek ve sevimli bir kedi arkadaşı var.